Bundan önceki birçok videoda buna benzer denklemleri çözmeye çalışmıştık. Bu videoda neler olup bittiğini daha yakından anlamaya çalışıp denklik ya da denk ifadeler üzerine konuşacağız. Buraya da not edeyim. Evet, denklik. Denklik derken ne demek istediğimi de hemen söyleyeyim. Şimdi ekranda gördüğünüz denklemi buna denk olacak ama farklı şekillerde yazmaya çalışacağım. Bunu yaparken denklik üzerine de konuşacağız zaten. Bu ifadeye denk başka bir ifade elde etmek için öncelikli olarak bu parantezi açabilirim, öyle değil mi? Hemen yapalım. Bu kısmı 3x artı 3 olarak yazacağız. Eksi x eşittir 9. Evet, bu iki denklem denktir. Denk demek, belirli bir x için bu ifadelerden biri doğru ise, diğerinin de aynı x değeri için doğru olacağı anlamına geliyor. Anlaştık mı? Denk ifadeler yazmaya devam edebiliriz. Mesela x'li terimleri bir araya toplayabiliriz. 3x eksi x'ten 2x elde ederiz. Yazıyorum. 2x artı 3 eşit. 9. Bu üç ifade de birbirine denktir. 2x artı 3 eşittir 9 denklemini sağlayan bir x değeri 3 çarpı x artı 1 eksi x eşittir 9 denklemini de sağlar. Ayrıca bunun tam tersi de doğrudur. Yani bu denklemi sağlayan x değeri bu denklemi de sağlar. Denkliği devam ettirecek işlemleri yapmaya devam edebiliriz. Örneğin iki taraftan da 3 çıkarabiliriz. Genel olarak bir eşitliğin iki tarafında da aynı toplama ve çıkarma işlemini yaptığınızda denkliği korumuş olursunuz. Buradaki parantezi açma işlemi de denkliği bozmaz. X'li ya da benzer terimleri bir araya toplamakta. Burada da yine denkliği bozmayacak bir işlem yapalım ve iki taraftan da 3 çıkaralım. Böylece 2x eşittir 6 olur. Bu denklemi sağlayan herhangi bir x değerinin diğer denklemleri de sağlayacağını biliyoruz ve diğer denklemlerden birini sağlayan x değerinin de bunu sağlayacağını. Bu da ifadelerin birbirlerine denk oldukları anlamına geliyor. Denkliği bozmayacak bir diğer işlem, denklemin iki tarafını da sıfırdan farklı bir sayıyla çarpmak ya da sıfırdan farklı bir sayıya bölmektir. Mesela burada iki tarafı ikiye bölebiliriz, öyle değil mi? 2 sıfırdan farklı bir sayı olduğuna göre tabii ki bunu yapabiliriz. Bu işlemi yapınca da yine denk bir ifade elde edeceğiz ve o da x eşittir 3. Bu eşitliği sağlayan x değerleri ki bu sadece bir tanedir, evet x eşittir 3'ten bahsediyorum, diğer denklemleri de sağlar. Diğerlerinden birini sağlayan x değerleri de tabii ki bunu sağlar. O halde neymiş? Bu ifadeler denk ifadelermiş. Denklemin iki tarafına da aynı sayıyı eklemek denkliği bozmaz. Denklemin iki tarafını sıfırdan farklı bir sayıyla çarpmak ya da bölmek de. Burada yaptığımız gibi parantezi açmak da, benzer terimleri bir araya toplamak da. Tüm bunları söyledikten sonra denkliği bozacak işlemlerin neler olabileceğini de merak ediyor olmalısınız. Hemen bir örnek vereyim çok da bariz bir örnek olacak ama x eşittir 2 dersem burada denkliği bozacak işlemlerden biri denklemin sadece bir tarafına işlem yapmak olabilir. Örneğin sadece sol tarafa bir eklersem x artı 1 eşittir 2 elde ederim ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi ikinci denklemi sağlayacak değer birinciyi sağlamaz ya da tam tersi x eşittir 2, birinci denklemin tek çözümü ama ikinciyi sağlamıyor. Bunun sebebi de birinci denklemden ikinciye geçerken denkliği koruyan bir işlem yapmamış olmamız. Benzer şekilde bu denklemin sadece bir tarafını 3 ile çarparsam x eşittir 6 elde ederim. Gördüğünüz gibi sadece sağ tarafı 3 ile çarptığımda x eşittir 6 ile x eşittir 2 denklemlerinin çözümleri eşit olmuyor. Bundan biraz daha çetrefilli durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Mesela 5x eşittir 6x denklemini ele alalım. İşlemi denklemin iki tarafına da yapmamız gerektiğinden bu denklemin iki tarafını da x'e bölmeyi düşünmüş olabilirsiniz. Peki bunu yaparsak ne olur? İki tarafı da x'e bölersek, 5 eşittir 6 elde ederiz. Ve 5'in 6'ya eşit olmasını sağlayacak herhangi bir x değeri yoktur. Öyle değil mi? 5'in 6'ya ya da 6'nın 5'e eşit olması mümkün değil. Buradan da bu denklemi sağlayacak bir x değeri olmadığını görürüz. Bu ikisinin denk ifadeler olduklarını varsayarsak, 5 eşittir 6'yı sağlayacak bir x değeri olmadığına göre, birinci denklemi sağlayan bir x değeri de yoktur sonucuna ulaşabiliriz. Ama bu denkliği koruyan bir işlem değildir. Neden diyecek olursanız, bunu yaparak x'in sıfıra eşit olduğunu varsaymış olursunuz ve yaptığınız işlemde sıfırla bölme işlemidir. Bu yüzden de değişkenleri içeren bölme işlemleri yaparken çok dikkatli olmalısınız, özellikle de denklemin doğru olmasını sağlayacak değişken sıfır olduğunda. Burada denkliği koruduğumuzdan emin olmak için iki taraftan 5x çıkarmak iyi bir çözüm olabilir. Hadi bunu yapalım. Bu denkliği koruyan bir işlemdir. İki taraftan 5x çıkarırsak geriye 0 eşittir x kalır. Artık 0 eşittir x ve 5x eşittir 6x denklemleri denktir. Evet, bunlar denk ifadelerdir. Bu denklemin doğru olmasını sağlayan x değeri, bunun da doğru olmasını sağlar. Bunun doğru olmasını sağlayan x değeri de bunu doğru yapar. Son olarak sıfırdan farklı bir değerle çarpmak ve bölmenin denkliği koruduğunu söylediğimi hatırlıyor olmalısınız. Bu örnekte sıfırla bölmenin neden iyi bir fikir olmadığını anladığınızı düşünüyorum. Aslına bakarsanız sıfırla bölmek zaten garip bir şeydir ve tanımlı da değildir. Az önce söylediğim gibi sıfırla bölmek kadar garip bir başka şey de sıfırla çarpmaktır. Hadi buna da bir örnek verelim. İsterseniz bunu alalım. 2x eşittir 6. Bu denklemin iki tarafını da sıfırla çarparsam, 0 eşittir 0 elde ederim. 0 eşittir 0, x'in tüm değerleri için doğrudur. Demek istediğim, x ne olursa olsun 0 her zaman 0'a eşittir. Ama birinci denklem, x'in tüm değerleri için doğru değildir. Sadece x, 3'e eşit olduğunda doğru olur. Bu yüzden de bu ikisi denk ifadeler değillerdir. Denklemleri sağlayan x değerleri kümeleri farklıdır. Bundan dolayı sıfırlarla çalışırken dikkatli olmalısınız. Sıfırla toplama ya da çıkarma yapabilirsiniz. Bunda sakınca yok ama bir denklemin iki tarafını da sıfırla çarptığınızda denk olmayan ifadeler elde edersiniz. Ek olarak sıfır olabilecek değerlerle, örneğin değişkenlerle çarpma ya da bölme yaptığınızda yine çok ama çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlar da sizi hataya sürükleyebilecek işlemler